Merhaba arkadaşlar. Size Lego Mindstorms EV3 setinin kutu içeriğini ve parçaların neler olduğunu kısa bir tanıtım şeklinde anlatacağım. Şu anda görmüş olduğunuz NXT EV3 setimizin kutusu. Kutuyu açalım. İlk karşımıza gelen karton parçanın arka kısmında EV3 setiyle beraber kullanacağımız parçalar görüntülenmekte. Bu parçaların nasıl duracağını aslında bize göstermekte bu kutu. Örneğin şu anda görmüş olduğunuz kırmızı kabın içerisindeki yerleşim buradaki yerleşimle aynıdır. Yani parçalarımızı bu yerleşim düzenini inceleyerek yerleştirmeliyiz. Düzenleyici setimiz, paketimize bakacak olursak birçok çeşit malzemeden oluşmakta Lego setimiz. Bu malzemeleri size kısaca tanıtayım. Öncelikli olarak şu görmüş olduğumuz parçalar bizim ana bloklarımızı, duvarlarımızı oluşturacak olan parçalardır. Bunları birbirlerine monte ederek bir yapı oluşturmaktayız. Benzer şekilde farklı boyutlarda, farklı renklerde bulunan bu parçalar da bizim yapı oluşturmamızda yardımcı olarak kullanacağımız parçalardır. Bu parçalar üzerinde bulunan çeşitli delikler ve girintiler sayesinde bunları bir araya getirebiliyoruz. Örneğin şurada bulunan siyah bağlantı parçası kullanılarak bu iki yapıyı bir araya getirebiliriz. Gördüğünüz gibi yerleştiriyorum ve sağlam bir yapı oluşuyor. Eğer biz bu yapının rahatlıkla hareket etmesini istiyorsak, yani bu şekilde bıraktığımızda durmak yerine aşağıya ya da yukarıya doğru hareket etmesini istiyorsak, bu siyah parçanın yerine aynı bölümde bulunan gri renkli parçayı kullanabiliriz. Gri renkli parçayı taktığımızda bakın şimdi göreceğiz. Rahatlıkla hareket edebiliyor. Yani amacımıza bağlı olarak iki öğeyi birleştirmek için bunları kullanabiliriz. Benzer şekilde mavi renkte bulunan bu parça ise gördüğünüz gibi şurada bir bağlantı noktası bulunmakta. Bu vasıtaya bağlanabilir. Tabii bunun avantajı nedir? 3 parçayı birden bağlayabiliriz. Örneğin bir parça daha alalım. İstediğimiz gibi parçaları bağlayabiliriz gördüğünüz gibi ve hareket ettirebiliriz. Benzer şekilde bu parçaların serbest bir şekilde hareket etmesini istiyor isek aynı bölümde bulunan açık renkli olan parçayı kullanırız. Bunu kullandığımız takdirde gördüğünüz gibi parçalar rahat bir şekilde hareket edebilmektedir. Kıvrımlı yani dönüşlü olan yapı parçaları genellikle şu başlarında bulunan artı işaretli alanları bağlanarak kullanılmaktadır. Bunlar için de şu alanda gördüğünüz mavi renkli bir tarafı artı şeklinde olan bir tarafı yuvarlak olan elemanlar kullanılabilir. Bunu gördüğünüz gibi bölüme taktım. Bunu da diğer ekleme taktım. Gördüğünüz gibi bağlantı olmaktadır. Benzer şekilde açık renkli olan parçayı kullandığımızda ise parçalarımız rahatlıkla hareket edebilmektedir. Bu parçaların neden esnek ya da neden sıkı olmasını şöyle açıklayabiliriz. Eğer bir dişli sistemi yapacağınızda belli bir mekanizma oluşturduğunuz takdirde, yani işte bu kol ittirildiğinde bu kalksın istiyorsanız, rahatlıkla hareket etmesini istiyorsanız eğer açık renkli yani rahat hareket ettirilen parçaları kullanmanıza fayda olacaktır. Onun dışında diğer elemanları kullanabilirsiniz. Ayrıca şu alanda görmüş olduğunuz sarı ve gri renkli parça bu parçalarda bağlantı sabitleme parçalarıdır. Nasıl işimize yarayacak hemen gösterelim. Şu bulunan ince Arap yapılara
bunları monte ederek bunların bir başlangıç ve bitiş noktası olmasını sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde istersek bu parçayı kullanabiliyoruz. Gri parça sarı parçanın iki katı boyutundadır. Yani bir gri parça yerine iki sarı parçayı kullanabiliriz. İhtiyacımıza göre bu parçaları art arta getirerek daha uzun bloklar yapabiliriz. Bu blokların bir uzun boyu ise şu kırmızı parçadır. Gri parçanın iki katı boyutundadır ve benzer amaçla kullanılmaktadır. Örnek bir yapı gösterecek olursam. Örneğin bakın sarı ve bir dişli yapısı bu. Bu dişli yapısında dişlinin dönmesini sağlayan bir mekanizma var. Ve sarı ve gri bağlantı ekipmanı bu şekilde kullanılmıştır. Ya da başka bir örnek de gösterecek olursam. Bakın yine bir dişli yapısı. Bu dişli yapısı içerisinde ortaya koyulan bir yapı bulunmaktadır. İşte burada bir kol kullanılmaktadır. Bunları kenara koyalım. Parçalarımıza devam edelim. Şurada çeşitli boyutlarda ve türlerde eklem parçası diye ifade ettiğim bağlantı parçaları bulunmakta. Bu parçalar bloklar üzerinde, parçalar üzerinde ya da şu görmüş olduğunuz kare şeklindeki bloklar üzerinde birleştirilerek bir yapı inşa edilebilir. Örneğin sadece örnek amaçlı yapıyorum. Bunlar birbirlerine bu şekilde bağlanılabilir. Yapacak olduğumuz tasarımlara ve ihtiyaçlarımıza bağlı olarak bu yapıların özellikleri değiştirilebilir. Şu anda almış olduğum malzemeler ise farklı ölçülerde, farklı boyutlarda bağlantı çubuklarından meydana gelmektedir. Bu çubuklar şu işimize yarayacaktır. Eğer burada görmüş olduğunuz dişli parçalarından bir yapı oluşturmak istersek bu dişlilerin bağlantısında bunları kullanabiliriz. Veyahut da şu kıvrımlı olan eklem parçalarını kullanırken bu parçaları kullanabiliriz. Ya da bir bağlantı bloğu yaparak, yani mesela şu görmüş olduğumuz parçanın bir tarafı bu eklem parçası için, bir diğer tarafı normal blok parçası. Bunu bu şekilde birleştirip bu kısmına başka bir blok koyabiliriz ve burada da dişli yerleştirebiliriz. Yapacak olduğumuz tasarımlarda bu parçaları göz önünde bulunduracağız.